alttaki alttaki kapının kilidi zaten o iptal, o hiç çalışmıyor. Onu hiç şey yapma sen zaten. He, yok o, evet. Volkan abi, bir de kapıyı açarken, çevirirken kilidi sağlam bir omuz at, o ancak öyle açılıyor. Vallahi evet. Evet, hadi eyvallah. Sağ ol. Evet, sağ ol. Ulan favorimsin benim ha, Tanrı verdi. Hem cep telefonu olsun, hem de beni Volkan'dan kurtarmak olsun. Vallahi favorimsin yani. Evet, çok güzel. Evet. Burhan abi bak. Ben kediye dokunamam, tamam mı? Evet. Bu kedinin yemeği verecek, ilaçları verecek, tamam mı? Suyu verecek, her şeyi verecek. Bir de tüyleri taranıyormuş onun ya. Tüyleri mi taranıyormuş? Oğlum bunu konuşmamıştık ama. Vazgeçeyim istersen. Tamam. Ne olacak ki? Tamam. Ben tararım. Olmadı yandan ayırırım. Fön bile çekerim. Tamam. Hallederim ben. Hadi gidelim o zaman. Hadi. Ay o telefon da bende de var ha. Nasıl para yakaydın kız? Ayağım kaçma kadar ya. Ya önden sen girsene abi. Oğlum ne korkuyorsun içeride? Kaplan yok ki. Ufacık bir kedi var. Ya tamam kedi ama biraz agresif. Fatoş evde bırakıp gidince iyice gergin oluyormuş. Oğlum başta söylesin sen bunu ya. Yüzüm yüzümü tırmıklamaz değil mi? Tırmalamaz herhalde yani. He. Çünkü benim yüzüm hassas, ince hatlı. Çizir olur. İz kalır o açıdan diyorum. Ya kalırsa kalsın tırmık izi sonuçta. Ne diyorsun lan sen? Yarın öbür gün ben yüzümle iş yapabilirim. Ne gibi bir iş mesela? Ne bileyim. Fotomodellik mesela. Fotomodellik? Evet. Evet, ankormanlık da olabilir. Ankorman? Sen niye ankorman yapsınlar ki? Niye? Yaşamam küçük kalı. Ya yok, önce gazeteci olman lazım ya ankorman olmak için. Belki aktörlük yapabilirim suratımla. Aktörlük mü? He. Niye? Benden karakter oyuncusu olabilir mi önce? Ya abi, sende şive var bir defa ya. Lan! Sen benim şivemle dalga mı geçiyorsun lan köylü? Sen kendini ne zannediyorsun? Cüneyt Türel mi zannediyorsun? Müşfik Kenter mi zannediyorsun? Kedi de gidiyor mu zannediyorsun? Yatağım uzatma lan. Allah Allah. Kedi acıkça daha da agresif oluyor içeride. Ha. Ne lan o zaman? Alın. Alın. Bağırma. Pompa. Pisi pisi. Pompa. Ay kızım ne yapıyorsun burada? Ay bu tatlı mıymış? Kimmiş? O çok mu tatlıymış? Biraz kötü bakayım ha. Bence mamasını koyalım. Hemen gidelim. Yok abi olmaz. Fatoş'la ilişkin buna bağlı diyorum sana ya. Bu kedinin ilacını vermezsek bir şey olursa ben biterim. Ay pompon. Ay tatlı mıymış? Kimmiş? Kesin kedi mi lan bu? Başka bir şey olmasın. Başak olmasın bu. Hadi. İlaçını koysana. Nereye dökeyim? Aslında ne dökeyim ya? Ne dökmesi ya? Kedi yakalayacaksın, ağzını açacaksın, damlatacaksın. 5 damla. Hasta mısın lan sen? Bu nasıl bir sizin teklif bana? Ben böyle bir şey yapamam. Ne demek? Bir de dişlerine dolga yapayım o zaman. Tamam lan. Gidelim okuturum telefonu. 1000 YTL alırım. Canım adamı inlet. Tamam. Oğlum. Nereye gidiyorsun oğlum? Hemen de alınıyorsun ha. Çocuksu bir halim var. Pompon. Kim giymiş kim? Geliyorum. Şu anda acayip tırsıyorum. Korktuğumu gerçekten belli etmemem lazım. Burhan abi, o köpekti galiba. Sus lan, adam hasta etmiş öyle. Komşu, nereye gidiyorum Burhan abinle?
Ay pümpiş. Sakin ol kızım. Şimdi senin iyiliğin için uğraşacak Burhan enişteyin. Heh. Dur kızım. Dur sakin ol. Dur kızım. Şimdi eve gireyim. Eve gireyim. Eve gireyim. Eve gireyim. Lan! Sen ne yaptın lan sen? Ben yavaşça kediyi yeni bıraktım. Lan bana yakıştı battı kediyi. Öldü mü lan yoksa? Baksana hareket etmiyor. Sakın bu cinayete beni bulaştırma. Kediyi duvara sen attın. Her şeyi sen yaptın. Her şey senin başının altından çıktı. Onun için de senin iç dünyada kalsın. Beni de bulaştırıyorsun lan. Öldüm bir ellesene şunu. Ben elleyemem. Ben elleyemem kesinlikle. Senin eğil bence nabzını kontrol et. Ya ben dokunamıyorum ki kediye. Hasbinallah veli kilmetil. Senin ipinle kuyuya inen de nebahat yani. Of! Pompiş. Kızım. Öldün mü eniştesi? Pompiş. Kızım. Hep de dört ayak üstüne düşüyor derler ama baksan. Bu sefer aynı şey olmadı. Ay, ay ben çok kötüyüm. Ben ne yapacağım ya? Beni Fatoş beni mahveder. Ben asla konuşmaz ya. Pompon dalları dikmiş baksana Allah'ım ya. Ay ben çok kötüyüm. Paylaşamam. Ben paylaşamam buranı abi. Sakın beni cesetle baş başa bırakma. Vallahi benim hayal dünyamdan gitmiyor, iş dünyamdan gitmiyor oğlum. Adam, seni yok et. Yok et cesedi bir şey yap. Ben çok kötüyüm ben. Çıkıyorum ben bayılıyorum. Piş. Neden bu pis işler bana kalıyor? Neden bu pis işler bana kalıyor? Etseydin. Ben senin gibi her gün kedi kesmiyorum. Uzman değilim. Ya lan yapma ya konuşma. Ben anahtarı ben halledeceğim. Ben. Hangi anahtarı? Anahtar senin olmadı mı ya? Lan içeride bıraktın anahtarı. Ya her işi bana mı bırakıyorsun? Sen yapacak mısın o işi? Of! Tamam. Tamam sakin. Sakin. Panik yok. Panik yok. Panik de yok, kedi de yok. O zaman telefon yok. Ne? O zaman plan şu. Şimdi hemen Çilingir'i çağırıyoruz. Çilingir kapıyı açıyor. Peşop'tan kedinin aynısını alıyoruz ve salona koyuyoruz. Cesedi de tuvaletten çıkartırız, gömeriz. Sonra yeni kediyi de salona bırakırız değil mi? Böylece Fatoş Hanım'ın sapasağlam bir kedisi olur. Nasılsaydı? Değil mi? Hem burnu akıyordu filan. Pozitif bakmak lazım. Değil mi Delal? Sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa'ya.